Merhabalar. Bugün Akın Çiçek Medya'nın çok önemli bir konuğu var. Konu seçimler. Tabii ki seçimler olunca konuklar kim olacak? Milletvekili adayları olacak. İşte ismi çok konuşuldu, çok tartışıldı, çok ilginç şeyler söylendi. Hatta söyleyenlerden bir tanesi de benim. Birazdan kendisine de söyleyeceğim. AK Parti listesi açıklandığında birçok AK Partili arkadaşım arayıp ya bu nasıl liste? Listede Ordulu isim göremedik işte. Bir tane Tokatlı bakan var, Trabzonlu birisini vermişler dediler. Ben de Akın helal etsin burada konuşacağız. Aynı cümleyi kurdum ama daha sonra ilerleyen günlerde özellikle bu söylemlerimizden sonra Ordu'dan birçok dostumuz, arkadaşımız arayarak ya Akın o bizim mahalleden çocukluk arkadaşımız. Benim ilkokuldaki sıra arkadaşımdı. Ya bizim işte rahmetlinin oğluydu. O yurt dışına gitti sonra geldi şeklindeki cümleleri ve en sonda aday olduktan sonraki ilk anne ve babasının mezarını ziyaret etmesi ve mezarın da tekrar mekanları cennet olsun Ordu'da olmasından dolayı bugün bu yayını gerçekleştirmek farz oldu. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İbrahim Ufuk Kaynak, AK Parti 2. sıra milletvekili adayı 15 Mayıs'tan sonra görüntü itibariyle anketlere bakılırsa da büyük olasılıkla da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Ordu'yu temsil edecek isimlerden bir tanesi. Valla duydunuz, itiraf ettim, yayında da söyledim, yüzünüze de söylüyorum. Evet, ben teşekkür ederim, büyüksünüz. Rica ederim. Bazı şeyleri yanlış insan yanlış yapabilir ama düzeltme, özür dileme çok büyük bir olaydır, erdemdir, özelliktir. Teşekkür ediyorum. Tanımadık ya da isminizi hiç duymamıştık aslında ama bundan 1,5-2 yıl evvel bir ortak dostumuz sizden çok bahsetti. Böyle bir değerimiz var diye sonra seçimler yaklaşıldığında da AK Parti listeleri konuşulurken de yine sizin isminizin mutlaka bu listede olması gerektiği ve meclisteki yani 600 kişi arasında mutlaka o fark edilecek 10 kişiden bir tanesi olacağı yönünde net cümleler kullandı. O yüzden iyice merakımız arttı ve sizi araştırdık. Tabii bu kadar Ordu'ya gelene kadar Ordu'yla aidiyetiniz, yakınlığınız olduğunu bilmiyordum ama lütfen siz anlatın. Nerede doğdunuz? Eğitim hayatınız nasıl geçti? Anne babanız ne iş yaptı? Ordu'nun hangi sokaklarında büyüdünüz? Bu sahilde yürüdünüz? Bilmiyorduk. İnsanlar da bence bilmiyor ama bilmemek ayıp değil. Biz de kendi özürümüzü dedikten sonra buyurun siz anlatın. Teşekkür ediyorum Akın Bey. Ben 1961 Ekim 23 Ordu'da doğmuşum. Babam o doğum günümü bir resmin arkasına yazmış saatiyle birlikte. Taşbaşı Mahallesi'nde tam o kırana çıkan yerde 4,5 yaşına kadar oradaydı. 4,5 yaşından hatırladığım en son Eşref'te dün değil evvelsi gün oradan bir arkadaş o çocukluk anında yani 4,5 yaşından kalma bir arkadaş beni aradı. Aynı bölgede beni hatırladınız mı diye. Kendisini hatırlamadım ama söylemiş olduğu ortak arkadaşlarımızı hatırladım. Çünkü o benim bir arkadaşımın akrabasıymış. Neyse ben daha sonra hemen kilisenin yanındaki şu anda restore edilmiş Sırkıcan Caddesi'nden baktığınızda iki katlı. Ama aslında bir de en altında onun su kısmı vardır. Evet, evet. Kuyu vardır orada binanın en altında. Dört katlı eski bir Rum evi orası. Hemen kilisenin iki bitişiğinde. Orada büyüdüm. Ne kadar? 11 yaşına kadar. 11 yaşında Fidangöl'e taşındık. Millet Sineması'nın hemen karşısında. Eskiler bilirler. Cem Düğün Salonu vardı. Evet. Bican'ın apartmanının altında. Orada bilardo oynardık. Hemen karşısındaki evin ikinci katında da ben oturuyordum o zaman. İsmet Paşa İlkokulu'na başladım. Zafer Milli'de. Öğretmeninizin ismi? Nermin Kaya. Evet. İlkokul öğretmenimin adı Nermin Kaya. Daha sonra ben tam ilkokulu bitirdiğim yıl 1971 Fatih Lisesi, Fatih Ortaokulu açıldı. Ortaokul kısmı açıldı. 1974'te tam Kıbrıs Barış Harekatı zamanı ben bitirdiğim, ortaokulu bitirdiğim yıl Fatih'in lise bölümü açıldı. İlk öğrencisiyim bir numarayla. Aa. Evet. Çok ilginç bir anekdot. Fatih Lisesi'nin bir numaralı ilk öğrenci. Daha sonra sınıfınızda kimler vardı? Daha Ersin Midin diye bir arkadaşım vardı. Şimdi kulakları hep yan yana. İlkokul, ortaokul, lise hemen hep yan yana oturduk onunla birlikte. Ersin Medin. O da zaten hemen orada yukarıda Keçiköy'ün orada. Keçiköy, yani. Medinler oradan çünkü. Ondan sonra ama bunun haricinde işte mesela ilkokul Muazzez öğretmenimiz vardı. Onun oğlu Caner vardı. Caner'i şimdi gördüm İstanbul'da, Üsküdar'da. O burada Ordu Denizciliğe gitmişti. O denizcilik meslek lisesi açılmıştı. O ona gitmişti. Daha sonra epey bir zaman denizlerde çalışmış. Bunun haricinde yani
yine küçüklükten işte İhsan Nur Topkaya vardı avukat, hatırlar mısınız? Tabii eski Anad Milletvekili. Onun oğlu işte Hüsnü. Bir başka arkadaşım vardı burada. Postacıydı babası Aziz'in. Aziz diye. En popüler arkadaşlarınız da Ufuk abi, Ufuk Ersoy. Evet, Ufuk da aynı şekilde. Tiyatrocu, TS müdürüydü. Evet. Valla Ufuk abiden fırçaydı, bakın ne yapıyorsun sen, benim çocukluk arkadaşımla nasıl böyle söyleyebilirsin diye. Sağ olsun, hakikaten beni de aradı. Ufuk dedi ki ya böyle böyle diyorlar. Arkadaş tanımasam hadi neyse ne dedi. Evet. Yani onun da tabii ki çok büyük katkısı oldu. Çünkü sağ olsun kendisi beni de aradı aynı şekilde. Yani bayağı bir ortak arkadaşlarımız var. Tabii şöyle söyleyeyim, hani biz liseyi bitirdikten sonra biliyorsun malum o dönemler... Tam onu söyleyeceğim. Tam 80, şimdi yaşınızı o yüzden sordum. Siz yani öyle bir dönemde lisedeydiniz ki 80 olayları, evet. Türkiye karışıktı. Evet. Şimdi daha iyi anlıyorum aslında. Yani belki de aileler çocuklarını bu kaostan, evet, uzaklaştırmak, evet, için, evet, değil mi? Onu, evet, anlatın aslında. Evet. Şimdi biz dedim ya size Filangör'deydik diye. Filangör o zamanlar şehrin bu tarafları gelişmemişti. Şimdiki olan o yerler. Cillik bataklık. Evet. Hakikaten bataklık. Yani biz plaja gelirdik oraya. Plaja gelmemiz bir yaklaşık 35-40 dakika sürerdi. Evet. Minibüslerle beraber dur kalk. Evet. Tozlu yollardan, o aralardan hatta yılan falan geçerdi önümüzden geçip. Deniz kenarına şeye gider, plaja. Plajı çok severdim. Niye biliyor musunuz? Çünkü biz burada oturuyoruz ya, Boztepe'nin altında. Öğleden sonra saat 2.30-3'ten sonra güneş görmezsiniz. Boztepe'ye Boztepe çünkü gölge gelirdi. Nizamettin Taşbaşı Zaferi gibi gölge gelirdi. Efirli'ye gelirdik. Çok severdim çünkü akşam saat 6.30-7'ye kadar, 8'e kadar güneş vururdu. Çok severim onu. İki, bir kum başına giderdik. Ha, şimdi o dönemlere geleyim. 1977 hakikaten çok karışık bir dönem. 78 daha da karışık. 79 siz, iyice karışık. Ve siz 17-18 yaşındasınız. Evet. Ve lise öğrencisiniz. Evet. Sağ sol olayların en, evet, fazla olduğu dönem. Evet. O zaman iki örgüt çok güçlüydü. Bir Dev Yol, iki Halkın Kurtuluşu. Özellikle Filangör'de. Onlar da kendi aralarında Marksist-Leninist, Maoist olarak ayrılıyorlardı. O dönemler ilginç bir dönemlerdi hakikaten. Neyse, bize şöyle bir mesaj geldi eve ki anneme söylüyorlar. Eğer oğlun 3 gün içinde örgütlerden birine kayıt olmazsa öldüreceğiz kendisini. Hmm. Onun üzerine beni apar topar hemen bir otobüse koydular. Sezer'le birlikte İstanbul'a amcaların... Sezer otobüsü. Sezer otobüsüydü. Sezer otobüsü firması vardı. Hiç evet, vardı Sezer. Kalafat vardı, Süzer vardı, Ulusoy, Sezer. 4-5 tane, evet. Beni Sezer'e koydular, hemen gönderdiler o akşam. İşte 1,5 yıl kadar o zaman İstanbul'da kaldım. Ama o öğrenci olaylarının en cefcefalı dönemlerinde, hatta ben oradan giderken otobüsü faslada durdurdular. Terzi Fikri'yi hatırlarsınız. Tabii. O dönemler. Fas'ta bizi indirdiler, beni 1,5 saat falan beklettiler. En sonunda ya abi bırakın ordulu falan dediler de geçtim. Yani içeri alıyorlardı bazılarını. Fas'ta çünkü biliyorsun bir girişi bir çıkışında, tabii, kontrol noktaları vardı o zaman. Ayrı bir eyalet. Evet, evet. Ayrı bir eyalet. Ondan sonra Hacettepe Üniversitesi'ne 3 üniversite değiştirdim. O kadar kötüydü ki bakın. Mesela Adana Mali Bilimler Fakültesini kazandım. Adana'ya indim. İndiğim gün Adana Emniyet Müdürü öldürüldü ve kendisi orduluydu. Oh. Evet. Yazarsanız hemen internette 1979 yılında Adana Emniyet Müdürü. Şu anda ismi aklıma gelmiyor ama ben indiğim gün ordulu olan o emniyet müdürü öldürüldü. Ve ben okula kayıt yaptırmayı bırakın. Sık yönetim var zaten, hemen etraf kapatıldı. Gardan dışarıya çıkamadım. Sonra gerisin geri İstanbul'a. Aynı getirendi, tekrar Ankara'ya geri döndüm. Daha sonraki sene Samsun, o zaman Eğitim Enstitüsü'nün fen bölümünü kazandım. Evet. Samsun'a gittim. Bakın Allah inandırsın, gittiğim gün minibüsten indim. Biliyorsunuz o zaman denizin kenarındaydı o. Samsun, evet, Eğitim, evet, Enstitüsü, evet, yol böyle. Tabii. Deniz bu tarafta. Eğitim Enstitüsü buradaydı. Ben oradan içeriye girdim kayıt yaptırmak için. Önümden bir çocuk kaçtı, 3 çocuk peşinden koştu. İleriye denizin kumlarının üzerinden denize doğru girdi. Şuraya kadar gelene kadar koştu. Çocuğun yanına gittiler ve şişlediler çocuğu. O kadar korktum ki dehşete düştüm. İlk minibüste tekrar döndüm orduya. Hacettepe Üniversitesi'ni kazanınca aslında ben arkeoloji sanat tarihi yazmadım, ekonomi yazdım. Fakat şöyle bir kitapçık var. Kitapçıkta yazılar çok ince, Akın Bey.
şuradaki numaralarla buradaki yazının bölümün eşleşmesi lazım. Ben o dönem altındaki numarayı yazmışım. O da arkeoloji. O da arkeoloji bölümüş. Herhalde bölümü birincilikle kazandım. Ama ben biraz daha geri döneyim şimdi orduya. Lütfen. Tekrar köklere. Şimdi babaannem ordulu. Gelin olarak Akçabat'a gidiyor. Bahsetmiş olduğum seneler 1900'ler. Ve benim babam rahmetli 1911 doğumlu. Evet. 1911 doğumlu, yani o babama sorduğunda 1327 derdi. Ve 6 yaşındayken Ruslar Akçabat'a kadar geliyorlar. Babaannem orduya gönderiyor halasının yanına. Halası saatçi hafızın eşi o zaman. Evet. Yani orduda şu Fidangör'deki o sarı kat, sarı renkli iki girişteki bina. Evet. Babam çok iyi piyano çalar. Hep orada öğrenmiş. Saatçi hafızın evinde. Babam ordunun ilk otomobil kullanan şahsı, ilk şoförü. Saatçi hafız arabayı ilk orduya getirdiğinde babam, onu ilk kullanan babam. Hasan Kaynak. Babam 6 yaşında itibaren hep orduda kalıyor. Annem Şifoğullarından. Şifoğulları diğer adıyla Şeyh oğulları. Ordunun en köklü o zamanki 4 ailesinden biri. Biliyorsunuz işte Saralar, Feloğulları. Bunun hepsi evet, aynı Alemdar oğulları. Şimdi biraz daha konuşursak akraba olduğumuz çıkacak ortaya. Annemin annesi de Feloğullarından. Onlarla bir akrabalık kısımlık var. Yani gördüğünüz üzere burada değil dediğim milletvekili adayımız akrabam çıkmak üzere. O da bu kadar ordunuz var biliniyor. Son 25 yıldır neredeydiniz? Söyler misin? Hep evet, buradaydım da adım yoktu. Evet. Yani mütevazi, sakin, kendi evet, yani şey birisi orduya geliyor, akrabalarını ziyaret ediyor. Anne ve babanızın mezarını bu arada tabii, sosyal medyada tabii, görünce zaten birçok insan ya hani annesiyle babası. Evet. Babanız hep burada yaşadı orduda. Hep burada yaşadı. Anneniz hep orduda yaşadı. Hep. Annem burada da uzun ise de aslında onların yerleri. Hani dedim ya annem Şeyh oğullarından. Sizin ordu aidiyetinizi insanlara özellikle anlatmak adına işte. İşte son noktayı koyayım o zaman. Şurada hemen Sara Müzesi var. Evet. Yani ordu Müzesi var. Onun yanında Ordu Müzesi'nin ikizi bir bina daha var. O evet, da şu anda Sara Fındık. Evet, evet. Annem oradan geliyor çıktı. Oo, evet, evet. Yani orası. Yani kimse bana, ben de dahil olmak üzere bana söyleyeyim. Yani ordulu değil de Trabzonlu. Bu Trabzon işi de çocukken gelinen bir hikayeydi. Evet. Hep orada yaşayan. Evet. Sonra yaşamadım. Avustralya'ya gittiniz. Ben daha sonra üniversiteden sonra ben aslında üniversitenin ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğim yıl İngiltere'ye gitmek istedim. Avustralya değil, ilk önce İngiltere. Ama o zamanlar İngiltere'de vizesi yoktu. Avrupa'da sadece iki ülke vize koymuştu. Almanya ve Fransa. Ben Fransa vizesi aldım. Ve otostopla beraber Türkiye'den yola çıktım. Benim bütün maceram öyle başladı. Otostopla gittim yani. Hatta dedim ya bak burada ablam yani var. Nasıl bir aktivist ve özgür bir olduğunu şuradan alayım. Bundan 40 yıl önce otostopla şimdi düşünemiyorum yani. 1983. 83. 83 yılında İstanbul'dan bir kamyona bindim. Kapıkule'de indim. Edirne'de indim. Edirne'den otobüse bindim. Kapıkule'de indim. Kapıkule'de 4 saat bekledim. En sonunda bir Rizeli Almanya'ya gidiyor. Beni o zaman Yugoslavya dağılmamıştı. Şimdiki gibi ayrı ülkeler yoktu. Hani Bosna, Hersek, evet, Sırbistan, Slovenya. Beni Slovenya'nın başkenti Ljubljana'ya kadar götürdü. Orası tam İtalya'ya 20 kilometre. Ben hemen oradan Venedik'e geçtim. İtalya'nın da vizesi yok. Ama bir müddet önce Ağca tam o aralar Papa'yı öldürdü. Mehmet Ali Ağca, İbrahim Ufuk Kaynak, İtalyan polisi aldı beni içeriye. Aa. Bunu tanıyor musun diyor. Yok tanımıyorum diyor. Yaklaşık 2 saat falan beni bir sorguladılar. Neyse serbest bıraktılar çünkü herhangi bir aracı kaçırmam söz konusu değil. Venedik'ten Milano'ya, Milano'dan Torino'ya hep otostopla gittim. Siz Allah inandırsın bir İtalyanla 3 saat yolculuk yaptık. Adam hiçbir İngilizce bilmiyor. Ben de İtalyanca bilmiyorum. Ama anlaştık. O hep İtalyanca konuştu. Ben de abi acayip güzel konuşuyorsun falan deyip gittik. 3 saat böyle. Torino'dan ben tekrar bir otostop yaptım Paris'e. 14 Temmuz Fransızların Republic Bayramı, Cumhuriyet Bayramı o gün Paris'teydi. Metroya girişte çok ilginç, omuzla
çarpıştığımız bir arkadaş Türk çıktı. Bana sen Türk müsün? Türk'üm dedim, çantam vardı. Erzurumlu Halit abi, hiç unutmuyorum adını. Sağ olsun bana çok yardımcı oldu. Niye? Bakın ben Türkiye'den giderken 33 poundla gittim. 5000 küsür lira Merkez Bankası'na Ankara'da para ödedim. Onun karşılığında bana 33 İngiliz pound verdiler. 33 pound şu an itibariyle 2-3-6-600 küsür lira yapıyor. Yani 700 lira diyelim hepsini birlikte. 700 lira para yapıyor. Ben o parayla yola çıktım o zaman için. Ve İngiltere'de Dover'e, yani Fransa'nın kalesinden feribotla beraber Dover'e geçiyorsunuz İngiltere'ye. Ben Dover'e indiğimde cebimde tam tamına 5 poundum vardı. Ve yanımda cebinde 1000 pound olanlar sınır dışı ediliyor. İngilizler vize yok ama gizli vize uyguluyor. Seni konuşturuyor, Türkçene bakıyor, çok ilginç. Ondan sonra bana bir tercüman getirdiler. Ben tercüme edeceğim kabul etmiyorum dedim. Siz dedim belki yanlış tercüme edersiniz çünkü siz de bizdeki etniklerdensiniz, kusura bakmayın. Güvenemiyorum dedim. Sohbet böyle devam eder ama bir de olayın siyaset tarafı var. Şu anda siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nden, Ordu'dan ikinci sıra adayısınız. Dediğim gibi Ordu'yla ilgili aidiyetinizi duyunca zaten anlattıklarınızdan sonra herhalde bu videodan sonra da benim gibi düşünen birçok insan da bir kez daha düşünmelidir diye düşünüyorum. Peki siyasete girme fikri nasıl gelişti ve neden AK Parti, neden bir başka parti değil ve Ordu'dasınız? Siyasete girme fikri nasıl gelişti? Aslında siyasete girme fikri yoktu, öyle söyleyeyim. Benim düşüncem şuydu, ben bir çalışma üzerineydim. O çalışmada şuydu, dünyada ne dönüyor? Bunu anlamaya çalışıyordum. Neden bazı ülkeler zengin, neden bazı ülkeler fakir? Niye fakir ülkeler zorunlu olarak zenginliğe geçemiyorlar? Kendilerini engelleyen herhangi bir unsur mu var? Yoksa bunlar sadece kafasız oldukları için mi yapamıyorlar? Bir ülkenin geri kalmışlığı acaba sadece kendi içerisindeki yönetim bozukluğuna mı bağlı? Yoksa başka sebepler var mı? Varsa neler? Bu konularda ilgilenmeye başlayınca ister istemez karşıma Deniz Derya çıktı ve incelediğim bütün kitaplardan, araştırmalarımdan. Çünkü biliyorsunuz eskiden bilgi kaynağı da sınırlıydı. Yani benim dönemimi düşünün. İnternet mi? Evet. Meydanlar mısın? Evet. Hatırlayın. İki tane bilgi kaynağı vardı. Evet. Biri Meydanlar Arası, diğeri Britannica. Bu benim orijinal lise yıllarından Meydanlar Arası. Evet. Meydanlar Arası Fransız gözüyle dünya, Britannica İngiliz gözüyle dünya. Aynen. Dolayısıyla bizim aldığımız bütün bilgiler, ikisi de tek bir ailemdir, onu da söyleyeyim. Yönlendirmeli bilgiler. Bütün bilgiyi yazan, buraya koyan, bizim o şekilde öğrenmemizi isteyen. Evet. Dolayısıyla ben bunları incelemeye başladığımda kendim ister istemez Türkiye üzerine çözümler üretmeye başladım. Hem iş yerim var Avustralya'da o zaman. Türkiye'den bazı ürünler ithal ediyorum, Çin'den ürünler ithal ediyorum. Ordu'ya da geliyorsunuz bu arada, ailemiz. Tabii, ben her sene geliyorum. Hemen hemen olmasa da 1,5-2 yılda bir geliyorum hep ailemle. Evet. O süre zarfında ister istemez bu gelişmişlik, neden geri kaldık? Çünkü ben aynı zamanda tarihçiyim. Ben Kur'an-ı Kerim'i biliyorum, İncil'i biliyorum, Tevrat'ı biliyorum. Bunları okuyunca hatta Mısır'ın Ölüler kitabını bile biliyorum. Bunların hepsiyle bugünkü olanları birleştiriyorsunuz. Karşınıza bir başka denklem çıkıyor. Dolayısıyla ben şöyle düşündüm olayı. Dedim ki ha, kendi kendime çözümler üretiyordum ama hala aklımda, fikrimde böyle bir şey yok. Pandemi süreci başlayınca Avustralya'dan çıkışlar yasaklandı. Giriş de yasaklandı. Oh. Ve ben yaklaşık 1,5 yıl sonra bıktık artık dedik. Yani evden dışarıya çıkamıyoruz. Şuradan şu kadarcık yer içerisinde oyalanıyoruz. 5 kilometrecik sınırdan geçmek yasak evden. Dedik ki işimiz bitti, hadi Türkiye açıldı, özgürlük var, gidelim oraya. Çünkü Avustralya aşıya da çok geç başladı. Çünkü insanlara Johnson aşısını zorladılar. Bu biyotek getirmediler. O İngiliz malum. Çünkü Avustralya memleket, yani özgür bir memleket değil, İngiltere'ye bağlıdır. Kral karar verir yani ona veya kraliçe karar verir. Biz zorla izin aldık. 2-3. başvuruda izin aldık ve Türkiye'ye geldik. Bu dediğim size 2021 yılının... Ekim-Kasım. Değil. Temmuz'unda geldim. Ağustos'un sonunda da ben Eylül'de veya bir İran gezisi ayarladım. Çünkü Selçuklu
Tuğrul ve Çağrı Beylerin çok sevdiği İsfahan diye bir şehir var. İsfahan Büyük Selçuklu'nun başkentiydi. Ben hep merak ediyorum, oraya gideceğim. Onun bir gezisini yapmıştım. Fakat bir gün önce Üsküdar'da bir olay oldu. O olayın sonucunda da bana mikrofon tutuldu. Ben de orada 23 dakikalık bir konuşma yapmışım. Allah inandırsın, ben unuttum yaptığım konuşmayı. Ben gittim, İran'a gittiğimde Tebriz'i gezdim, biliyorsun Tebriz hep Türktür. Tebriz'i gezdim, Tahran'a geçiyorum, oradan Kum kentine ve daha sonra da İsfahan'a kadar. Haberin çok meşhur olmuşsunuz. Ben o arada meşhur olmuşum, haberim yok. Evet. Siyaset işte bütün bu gelişmelerin sonucunda ben bir televizyon programları yapmaya başladım. Çeşitli kanallar çağırdılar. Fikirler biraz ilginç geldi. Çünkü mesela biraz önce söylediğiniz arkadaşımız dediniz, hani çok iyi bir ekonomist dediniz. Ben mesela ekonomiye inanmayanlardanım. Ekonomiyi bilim dalı olarak ben çok büyük şüpheyle karşılayanlardanım. Ellerimde delilim var. Zamanı geldiğinde konuşuruz inşallah. ama bunu söylememdeki şey de şuydu. Ben böyle bir yolun içerisine girdim ve paranın sahipleri parayla oynuyorlar cümlesini kullandım. Ondan sonra da bu olaylar büyüdü, bu hale geldi. Ordudan milletvekili adaylığına kadar geldi. Ama iyi mi yapmışım, kötü mü yapmışım? Vallahi bu konuyu artık ordular, ben şimdi şöyle, partiniz fark etmez, A partisi, B partisi, C partisi, insan olarak sizi yavaş yavaş tanımaya başladıktan sonra bence birçok kişinin de ön yargısı kırılacaktır. Bence iyi yapmışsınız. Ha, parti mi neden değil? Neden AK Parti? Onu söyleyeyim, evet. Çok güzel. Bak, onun sebebi neydi biliyor musun? Ben şimdi bir tarihçi olarak inceleyince olayları, evet. Bir sanat tarihçisi özellikle, yalnız tarihçi değil. Çünkü sanat tarihi bir, çok daha aynı bir şey. Çünkü medeniyetler giriyor içerisine. Onun açıdan baktığınızda bir şeyi çok bakıyorum, önemsiyorum. Bir, liderlik. Bir topluma liderliğin gelmesi çok önemli. Çok önemli, lider gelmesi. Yani Lenin'in gelmesi Rusya için ne kadar önemliyse, Kraliçe Victoria'nın gelişi İngiltere için bir altın dönemiyse, Charles de Gaulle'un Fransa'ya gelişi 11 yılın o kadar değerliyse, Fatih Sultan Mehmet dönemine de Fatih Sultan Mehmet dönemi diyorsak, Mustafa Kemal Atatürk dönemine de Atatürk'ün dönemi diyorsak, şu son 22 yıla da Recep Tayyip Erdoğan dönemi denici. Tarih böyle yazacağım. Bizden hiçbirisini hatırlamayacak. Ben tarihi yazım açısından söylüyorum. Sebebi güçlü liderlik. Güçlü bir liderle Costa Rica'ya gelmesinin hiçbir önemi yok. Ama Uganda'ya gelmesinin, Hırvatistan'a gelmesinin, Şili'ye, Brezilya'ya, Meksika'ya gelmesinin hiçbir önemi yok. İmparatorluk geçmişi olan bir devlete gelirse bütün dünyanın radarını toplar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Osmanlı İmparatorluğu, Selçuklu İmparatorluğu yeryüzünün en eski devletler zincirine sahip millet. Türkiye. Ben bütün incelemelerimden şunu gördüm. M.Ö. 600 yıl Tomris Hatun Saka İmparatorluğu ve o devirden gelen, bu zamana kadar gelen 2600 yıllık devirde, 2600 yıl önce İngiliz yoktu, Fransız yoktu, Alman yoktu, İtalyan yoktu, Macar yoktu. Yok, yok, yok. Kim vardı? Elamlılar, Akatlılar, Asurlular, Mısırlılar. Bir de biz vardık. Bizimle beraber bu koşuya katılanlardan şu anda kim var? Hiç kimse yok. O yüzden diyorum ki Türkiye, Türkler dünyanın en eski milletlerinden biri. Buraya ilk gelip yerleşenler de hatta Selçuklular döneminde ve hatta belki de onlardan biraz daha önce Karadeniz bölgesine gelen Çepniler. Daha sonra Emiroğulları diye büyük bir beylik kurdular. Fatih Sultan Mehmet'in 1461'de Trabzon almasıyla beraber aynileştiler. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisinden bir parça oldular. Şimdi bizim kökenimiz de oralara dayanıyor. Evet. Çünkü benim baba tarafım o nihayetinde. Evet. AK Parti'ye geldim, dedim ki bir, liderlik. O liderliği bulduğum için, çünkü liderlik çok zor yakalanır. Bir yüzyılda bir liderlik çok zordur. Ben 20. yüzyılda bir dahi yakalamıştık. Mustafa Kemal Atatürk 21. yüzyılın dahisinin Recep Tayyip Erdoğan olduğuna ve Türkiye'nin çok şanslı olduğuna inanıyorum. Delillerin var mı? Var. Eğer bir adam 12 seçime girip hiçbirini kaybetmeyip hepsini kazanıyorsa, karşısındaki muhalefet bütün seçimlerde onun aldığı oyun yarısını aldığı halde ben kazandım diyorsa, ben liderliği tartışmam. İki. Ben muhalefeti tartışırım o zaman. İki. Evet. İki. Evet. Başka neyi yaparım? Benim dediğim gibi bazı kıstaslarım var. Bir diğeri bunlardan şudur.
Savunma sanayi dedim ya çok önemli. Niye insanlar bir araya niye geliyor? Devlet yapılanması güvenlik için. Peki şöyle bakalım olayın içine. Son 300 yılda Türkiye ne üretti? Çok üretmeye çabaladı. Hepsi hakim kaldı. Ne oldu? Örnek veriyorum. Nuri Kilgil. Enver Paşa'nın kardeşi. Çok büyük bir silah fabrikası kurdu Haliç'te. Fabrikasıyla beraber havaya uçurdular. Vecihi Yurtkuş. Yaptığı bütün faaliyetler, yaptığı bütün uçaklar gömüldü. Kayseri'de toprak altına gömüldü. Peki ne gerekliydi? Yüksek bir irade. Arkasında savunma sanayinin duracak, Amerikalıların ve emperyalist güçlerin, bak her şeyin temeli anti-emperyalist olabilmekti. Anti-emperyalist olabilmek bir erdemdir. Gerçekten bir erdemdir. Çünkü biz öyle bir milletten geliyoruz ki biz de bir imparatorluk kurduk ama kimseyi sömürmedik. Hiçbir ülkeyi, bir Macar profesörün deyimiyle söylüyorum, bunu hemen bağlayacağım. Macar profesör diyor ki Osmanlı'nın diyor geldikten Macaristan'da kaldığı yaklaşık 170 yıl içerisinde diyor neler yaptığına ve ne kadar vergi topladığına baktım. Yatırımı iki kat fazla çıktı diyor. Bu ne demektir? Şu, biz İngiliz'in Avustralya'yı bulduğu gibi ne varsa bütün kaynaklarını sömürüp alıp yemedik. Güvenliğe gelmiştik. Hemen tekrar güvenliğe bağlıyorum. Güvenlik ne kadar önemli. Biz İngiliz'den aldığımız bombayı Alman'a, Alman'dan aldığımızı Rus'a, Rus'tan aldığımızı Fransız'a atarak geçirdik. 300 yıla. Maalesef. Son 20 yıl içerisinde Türkiye. İnanılmaz işte. Sadece 2 yıl öncesine bakın. Bakın evet. Sadece 2 yıl öncesine. Bir tek hava savunma sistemimiz yoktu. Hiçbir ülke vermiyordu. Müttefik dediğimiz ülkeler bizimle alay ediyordu. Yüzümüzün, gözümüzün içine baka baka. Hollanda patriotları getiriyordu. İkinci gün dalga geçer gibi çekiyordu. Amerika uçakları veriyordu. Hepsini yaptık. İnanın bana o liderlik olmasa yine yapamazdık. Çünkü tarih böyle. Tarihi incelediğinizde temel, ondan sonra olayın başka bir yönüne geçtim. Baktım ki ekonomi, ekonomi çok farklı bir yön. Bize söylenilen yalanları deşifre etmek lazım. Amerika'ya, İngiltere'ye millet borç istemeye gidiyor. Yalan, ekonomi yalan. Niye? Çünkü Amerika'dan siz borç alamazsınız. Amerika'nın parası yok ki. Dünyanın en borçlu ülkesidir. World Debt Clock. Dünya borç saati. Bu siteye girsinler, Türkçe bile söylesinler çıkacaktır. World Debt Clock, dünya borç saati. Oraya baktığınızda ilk sırada en üstte Amerika Birleşik Devletleri gelir altında nüfusu yazar. Hemen yanında kırmızı bir hat vardır. Ülkenin borcunu gösterir. Yanında yeşil bir hat vardır. Ülkenin milli gelirini gösterir. Hemen yan tarafında da iç ve dış borcu oranını gösterir. Ekonomi Amerika'da batmış. 6 trilyon dolara yakın bütçe açığı var ülkenin. Ama ülkeye bir şey olmuyor. Ben şimdi hepsini toparlayayım. Ekonomi, savunma sanayi, liderlik, siyasettir bu. Ama bir, hepsini yine küresel denklem içerisinde ve Türkiye'nin büyüklüğü içerisinde. Ben bunun yolunun AK Parti ile ve Cumhur İttifakı ile olabileceğine inananlardan oldum. Ha, dediğim sebeplerden dolayı, liderlikten dolayı, savunma sanayi yapılan yatırımdan dolayı, bana göre ekonomideki verilen büyük anti-emperyalist mücadeleden dolayı. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz sevgili ordular. Ordulu İbrahim Ufuk Kaynağı izlediniz. Hoşçakalın.